evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda bir adam ile bir kadın yaşıyorlarmış. Adam ile karısının 3 tane kızları varmış. Günlerden bir gün adam pazara gitmek istemiş ve kızlarını çağırıp, ''Akıllı kızlarım, ben pazara gidiyorum. Ne istiyorsanız çekinmeden söyleyin, alıp geleceğim.'' demiş. Kızlar çok sevinmişler. Büyük kız, ''Bana en iyisinden atlas kumaş alıp gelin.'' demiş. Ortanca kız babasını kucaklayıp, ''Bana sevimli bir yar bulup getirin.'' demiş. Küçük kız ise babasına şımarıp, ''Bana da babacığım bir elma alıp gelin.'' demiş. Adam çok şaşırmış ve ''Kızım çok güzel ama çok ucuz bir meyveyi istedi.'' diye içinden geçirmiş. Fakat isteğin ayıbı olmaz dendiğini hatırlayıp sesini çıkarmamış. Kızlar sevinmişler ve büyük bir gürültüyle babalarını pazara uğurlamışlar. Pazar yeri kaynıyormuş. Satıcılar gibi alıcılar da çokmuş. Adam önce ev işleri için gerekli şeyleri almış. Sonra kızlarının istediği hediyeleri araştırmaya başlamış. Büyük kızı için güzel atlas bir kumaş satın almış. Ortanca kızı için memleketin asil güzel yiğitlerinden birini bulmuş. Fakat sıra küçük kızına geldiğinde adam hayrete düşmüş. O kadar aramış ama hiçbir yerde bir elma bulamamış. Yüzünden düşen bin parça adam pazarda şaşkın şaşkın geziniyormuş. Ne yapacağını bilemeden gezerken nihayet karşısına bir başka adam çıkmış. ''Evet arkadaş, niçin bu kadar üzüntülü duruyorsun?'' diye sormuş. Adam ''Sorma arkadaşım.'' demiş. Diğer adam ''Söyleyin, belki bir çare bulurum, bir yol gösterebilirim.'' demiş. Adam derdini söylemiş. ''Küçük kızım elma istemişti ama şehrin bütün pazarlarını aradım, hiçbir elma bulamadım. Şimdi akşam oluyor, bir elma bulamamaktan endişeliyim.'' Diğer adam ''Arkadaş, derdin o kadar zor değilmiş. Bak şu bahçeyi görüyor musun?'' demiş ve uzaktaki çok ağaçlı bahçeyi gösterip ''Oraya gidin, çuval dolusu elma alın.'' Adam çok sevinmiş, teşekkür edip elma bahçesine doğru yol almış. Bahçeye girip bakmış ki elmalar öylesine güzel, öylesine olgun ki aklınız almaz. Adamın ağzı açık kalmış ve güzel bir elmayı koparmak için elini uzatmış. Ama tam bu sırada karşısına heybetli bir yılan çıkıvermiş. Yılandan çok korkan adam, ''Ya tövbe, bu da nesi? Bana topu topu bir tane elma gerek, alsam zenginliğin azalmaz.'' demiş. Yılan dile gelip insan gibi konuşarak, ''Peki söyle bakalım, bu elmayı ne yapacaksın, kime götüreceksin?'' Adam cevap vermiş, ''Küçük kızıma götüreceğim.'' Yılan yine insan gibi konuşup, ''Küçük kızına ise al ama bir şartım var, kızını benimle evlendireceksin.'' Adam çok şaşırmış, ''Aklın yerinde mi senin? Sen zehirli bir yılansın. İnsanoğlunun çocuğu nasıl olur da bir yılanın karısı olabilir?'' ''Gereksiz gereksiz konuşma.'' demiş. Yılan sözüne devam etmiş. ''Eğer sözümü kabul edersen heybeni doldurup elmaları veririm ve elmayı yiyen kızın bütün dertlerinden kurtulacaktır.'' Yılanın bu sözleri üzerine adam biraz düşünmüş. ''İnsanoğlunun yılan ile evlenmesi dünyada görülmemiş bir şey. Bu yılan beni kandırıyor herhalde. Ben buna tamam deyip elmaları alıp gideyim.'' diye düşünmüş ve ''Tamam, söylediğin gibi olsun. Kızımı sana vereceğim.'' demiş.
Adamın bu sözlerini duyan yılan ağa çok sevinmiş. Adamın heybesini dünyada eşi benzeri bulunmayan güzel elmalarla doldurmuş. Sonra yılan ağa kendi yoluna, adam ise evine dönmüş. Adam sevine sevine evine gelmiş. Kızları onu bekliyorlarmış. Gelince çok sevinmişler. Ama biraz sonra hiç beklenmedik bir zamanda kapı çalmış ve eve dünürcüler gelmişler. Ev sahiplerinin çok şaşırdıklarını görmeleri üzerine "Küçük kızınızı istemeye geldik. Bizi yılan ağa gönderdi," demiş dünürcüler. Adam "Yok olunuz gözümden. İnsan kızını hiç yılana verir mi? Vermiyorum," diyerek dünürcüleri kapıdan kovmuş. Dünürcüler yılan ağanın yanına dönmüşler ve "O adam kızını yılan bir adama vermiyormuş, bizi kovup geri gönderdi," demişler. Yılan ağa bu duruma pek öfkelenmemiş gibi görünüyormuş. "Demek durum böyle şimdi ha? Ben o adamın kızına değmez miyim? Şimdi görür o adam. Başına öyle musibetler salmalı ki kızlarını ayak basmamış ülkelere atacağım. Adamı ise aç, bir ilaç, çıplak bir parça ekmeğe hasret bırakacağım. Bakalım o zaman da razı olacak mı, razı olmayacak mı görürüz." Birkaç gün içinde adamın evi harabeye dönüşmüş. Yemek için bir parça ekmek bile bulunmuyormuş. Adam ile karısı ölecek hale gelmişler. Adımlarını atıp yere basmaya bile güçleri kalmamış. Sonunda yılan ağaya adam göndermişler. "Peki, kızımı ona vereceğim ama evvelki huzurumuzu geri getirsin," demiş. Bunun üzerine yine dünürcüler gelmişler, düğün hazırlığı yapılıyormuş. Düğünden bir gün önce kızla damadı yan yana getirip nikah kıymak istemişler. Yılan ağa yerde tıslayıp sürünerek gelmiş. Kız tarafındakiler soruyorlarmış, "Hey dünürler, damat bey hani, damat nerede?" Erkek tarafındakiler cevap vermişler, "Damat bey ayaklarınızın altında, emirlerinize hazır." Bunu duyan kız tarafı, "Vay karabahtlımız, bu kadar güzel bir kız böyle bir yılana verilir mi? Hem de günahtır," demişler. "Yarın insanların yanında nasıl oturacak bu ayaksız yılan?" Kızın anası tutuşmuş, başını alıp gidecek yer bulamıyormuş. "Bahtı kara kızım, bu melun baban seni ne günlere bıraktı? Hiç yılana kız verilir mi?" diye bağırıp çağırıyormuş. Ertesi gün büyük düğün yapılmış. Her şey bolcaymış. Ne isteseniz sofrada varmış. İnsanlar, misafirler çok iyi ağırlanmışlar. Nihayet herkes dağılmış, damat ile gelin yalnız kalmışlar. O sırada yılan ağa tıslayarak kıza şöyle demiş, "Sen kapıyı bağla, buraya hiç kimse başını sokmasın. Ben elbiselerimi çıkarıp başımın altına koyacağım," demiş. Kız buna çok şaşırmış. Yılan tıslayıp elbiselerini çıkarmaya başlamış. Kız bir de ne görsün? Yılan elbiselerini çıkarınca kara gözlü, uzun boylu, çok güzel bir delikanlı olmuş. Kız delikanlıyı görür görmez hemen aşık olmuş. Delikanlı, "Dikkatli ol, elbiselerime elini sakın değdirme," demiş. "Eğer elbiselerime bir şey olacak olursa benden ayrılırsın. Ben güvercine dönüşüp ta uzaklara uçar giderim. Eğer beni görmek istersen üzerine çelikten giysi, ayağına çelik ayakkabı giyersin, eline de çelik baston alırsın. Sonra az gidersin, uz gidersin. Çelik elbiselerin yırtılacak, ayakkabıların soğan kabuğu gibi incelecek. O kadar çok yürüyeceksin ki çelik bastonunun ucu aşınıp iğne gibi olacak.
Yolunu bulmak için sorup sorup gidersin. Kime sorarsan benim mekanımı sana söyleyiverir. Herkes sana yardım eder demiş ve yakışıklı delikanlı böylece derin bir uykuya dalmış. Odanın önünde pervane gibi dönüp duran kızın yengesi kapının kıyısından gözetlerken güzel yiğidi görmüş ve şaşırıp kalmış. Delikanlının uykuya dalması ile "Vay cancağızım, ne bahtlı kızmışsın, böyle güzel bir delikanlı dünyada bulunmaz asla" demiş. Ve ilave etmiş, "Yılan derisini yok etmek mümkün mü acaba? Sen onu bana ver, ben onu ocakta yakayım, bundan sonra da kocan insan olarak kalsın, yine yılan kılığına girmesin" demiş. Kız kocasının söylediklerini düşünerek önce kabul etmemiş ama sonra sevinerek yılan derisini çıkarıp yengesine vermiş. Yengesi deriyi ocağa atıp yakmış. Bu sırada her tarafı deri kokusu sarmış. Koku delikanlının burnuna da gelmiş ve korkuyla uyanıp ağrılı titreyen bir sesle "Derime el vurma demedim mi sana? Benim sözlerimi unuttun mu? Ne yazık, şimdi beni görmek istersen ancak dediğim yoldan varırsın ve anlattığım meşakkatlere katlanırsın" demiş. O anda delikanlı bir güvercine dönüşmüş, bacadan çıkıp uçup gitmiş. Biraz sonra evin içindeki herkes bu olaydan haberdar olmuş. Kız gözyaşlarını boncuk boncuk akıtıp babasının kollarına atılmış. "Babacığım, ne olursunuz bana yardım ediniz. Kocam ile tekrar görüşmek için gece gündüz hiç durmadan yol yürümem gerek. Üzerime çelik giysi, ayağıma çelik ayakkabı, elime çelik baston almam gerek. Giysilerim parçalanıp soğan kabuğu gibi inceldiğinde, bastonum aşınıp iğneden ince olduğunda kocamı göreceğim. Onu bulmadıkça bir an bile olsun huzur içinde duramam. Ben gideceğim, onu arayacağım" demiş. Adam çaresiz kızı için çelik giysi, çelik ayakkabı ve çelik baston bulup getirmiş. Kız giyinmiş, bastonu eline almış ve herkesle ağlayarak vedalaşmış. Öylece de uzun bir sefere çıkmış. Kız bir gün yol yürümüş, 10 gün yol yürümüş. Ama gözlerinin yaşı bir türlü dinmiyormuş. Bir ara geniş ve uçsuz bucaksız bozkırda yakıcı güneşin altında bir deve sürüsüne rastlamış. Develerin çobanına "Hey amca, bu develer kimin?" diye sormuş. Çoban "Yılan ağanın" diye cevap vermiş. Kız "Peki yılan ağa nerede oturuyor?" diye sorunca çoban "İşte bu çölden yürüyüp gidiveriniz. Yolda at bakıcılarına rastlayacaksınız. Onlara sorarsanız onlar size yolu gösterirler." Kız bunun üzerine tekrar yola çıkmış. At bakıcıları "Neredesiniz?" deyip ilerliyormuş. Az yürümüş, uz yürümüş, çok yol yürümüş. Sonunda at bakıcılarını görmüş ve sevinmiş. "Hey atlara bakan amcalar, bu atlar kimin?" diye sormuş. Adamlar "Yılan ağanın" diye cevap vermişler. "Peki yılan ağanın evi hangi tarafta?" diye sormuş kız. Adamlar "İşte şu geçitten geçiniz, orada koyun çobanlarına rast geleceksiniz. Onlara sorun, onlar sana yolu söylerler." Kız yola çıkmış, az gitmiş, uz gitmiş, yolda birçok sürüler, bölük bölük koyunlar görmüş. Bu sürüler kimin diye sorduğunda her seferinde "Yılan ağanın" diye cevap alıyormuş. Kız tepelerden, kum yığınlarından, dağlardan, vadi ve uçurumlardan, şehir ve köylerden, yurt ve memleketlerden geçip gidiyormuş. Üstüne giydiği elbiseleri yırtılmış,
ayakkabıları fıstık kabuğu gibi olmuş, elindeki bastonu iğnenin ucu gibi incelmiş. En sonunda bir dağın yamacında büyük bir at sürüsüne rastlamış ve sürünün başındaki adama "Hey amca, bu at sürüsü kimin?" diye sormuş. Adam "Yılan ağanın" diye cevap vermiş. Kız "Peki yılan ağanın kendisi nerededir?" diye sorduğunda adam "İşte şu dağın arasında bir ev var. Bakın mavi duman yükselip gökyüzünü sarıyor. İşte o dumanın çıktığı ev yılan ağanın evidir. Oraya vardığında birden eve girme. Önce evin önündeki havuzun yanında dur, biraz dinlen." Kız at bakıcısı adamın sözünü tutup havuzun yanında dinlenmek için oturmuş. Çok susamış. Bu sırada içeriden elinde güğümle bir çocuk çıkmış. Çocuk havuzdan su alacakken kız ona "Hey kardeş, çok susadım. Güğümünden bir yudum su içeyim. İzin verir misin?" demiş. Çocuk "Hayır ablacığım, bu güğümden su içmek mümkün değil." Kız sormuş, "Peki suyu kime götürüyorsun?" Çocuk cevap vermiş, "Yılan ağaya ablacığım." Kız ısrarı bırakmamış, "Ne olursun bana su ver" diye yalvarmış. Çocuk sonunda onun bu isteğini geri çevirememiş, çaresiz olarak güğümü kızın eline tutuşturmuş. Kız doya doya su içmiş ve bu arada gizlice altın yüzüğünü güğümün içine bırakmış. "Yılan ağaya beni gördüğünü, su içirdiğini söyleme, tamam mı? Niçin geciktin?" diye kızarsa "Oynayıp kalmışım" de. Eline su dökerken "Önce azca dök, çok döksene" dediğinde "Birazcık daha çok dök. Düzgün döksene" dediğinde ise "Güğümün suyunu dök. Anladın mı güzel çocuk?" Çocuk suyu alıp eve girdiğinde yılan ağa "Niçin geç kaldın?" diye sormuş. "Oyuna dalıp kalmışım" demiş çocuk yere bakarak. Yılan ağa "Haydi su dök" demiş. Çocuk çok az su dökmüş. "Çokça döksene" diye kızmış yılan ağa. Çocuk çok az daha fazla su dökmüş. "Çokça dök diyorum" diye bağırmış yılan ağa. Bu sefer çocuk güğümdeki suyun hepsini birden dökmüş, altın yüzük birden yılan ağanın eline düşmüş. Yılan ağa "Bu yüzük de nereden geldi?" diye düşünmüş, sonra çocuğa sormuş. "Havuzun yanında hiç kimseye rastladın mı?" Yılan ağa çabucak avluya çıkmış, duvar gölgesinde bir kızın oturduğunu görmüş ve onun yanına gitmiş. Yılan ağa karısını görünce çok sevinmiş. "Sen misin? Hoş geldin" demiş ama biraz sonra birden paniğe kapılmış. "Şimdi ben seni nerede saklasam? Annem çok sinirli bir kadın. Şimdi gökyüzünü fırtınaya gömüp gürültü ile gelecek. Seni sandığa koyup kilitleyeceğim. Annem uçarak gelip eve girdiğinde sakın korkma. Ben daima senin yanında olacağım. Annem eve girer girmez evden insan kokusu geliyor deyip dört bir tarafı koklamaya başlayacak. Nasıl olur da insanoğlu buraya ayak basar? Bu eve gelinceye kadar insan yürüse ayağından, kuş uçsa kanadından olur diye konuşacak ve öfkelenip evi başıma yıkacak, her tarafı dağıtacak. Siniri biraz geçince "Anneciğim, üzülmeyiniz, gelininiz geldi" diyeceğim. Sonra yavaşça sandığı açıp seni göstereceğim. Sen sandıktan çıkınca eğilip selam verirsin. Sakın şunu unutma ki selamı düzgün veremezsen seni çiğnemeden yutar. Selamından yüreği yumuşayan annem "Ben başımı yıkayacağım. Sen teyzenlere gidip bana yoğurt, ayna, tarak, ak ve kara ip alıp gel" diyecek. Sen de baş üstüne der evden çıkarsın. Yoluna eğri büğrü bozuk duvar çıkacak. Duvarın toprağından biraz ufalayıp avuçlayıp alır yer ve "Vay, helvadan da tatlıymış" dersin. Biraz ileri vardığında
bir havuza rast geleceksin. Havuzun suyu masmavi olmuş, ot basmış ve kötü kokmaktadır. Havuzun suyundan bir iki yudum içer ve suyu ne kadar da tatlıymış dersin. Biraz öteye gittiğinde yıkık bir kapı göreceksin. O kapıdan saraya benzeyen büyük avluya gireceksin. Orada bir at ile bir köpek göreceksin. Atın önünde kemik, köpeğin önünde yonca olacak. Sen bu nasıl iş dersin ve atın önüne yoncayı, köpeğin önüne de kemiği koyarsın. Sonra teyzemin huzuruna çıkarsın ve "Esselamu aleyküm, beni annem gönderdi, başımı yıkayacağım, tarak, yoğurt, ayna, kara ve ak ip verip göndersin dedi" dersin. Bunu işiten teyzem çok sinirlenecek, "Hangi mezardan çıktın, haydi gel başıma bak" diye emredecek. Sen "Tamam teyzeciğim" der ve 40 kavak arasına geçip başına bakıverirsin. Her biti öldürdüğünde saçının bir telini bir kavağa bağlayıverirsin. 40 biti öldürdüğünde saçının 40 telini 40 kavağa sıkıca düğümleyip bırak. Bu işi tamamladıktan sonra yoğurt, tarak, ayna ve kara ve ak ipi al, avludan çıkıp hemen kaç. Ben hızlı koşan bir atla yolda hazır bekleyeceğim. Yılan ağa bu sözleri tembihledikten sonra kızı sandığa koyup kapağını kilitlemiş. Biraz sonra bir fırtına, bir boran başlamış. Sonra gürültü ve debdebe ile yılan ağanın annesi uçarak eve gelmiş. "Uf, insan kokusu geliyor. Buraya insan ayağı ulaşmazdı. Kuş gelse kanadından, insan gelse ayağından olurdu" deyip sinirlenmiş. Sonra evin altını üstüne getirmiş, her tarafı aramış. Biraz sinirleri yatışınca yılan ağa annesine güler yüzle "Gelininiz geldiler anne" demiş ve sandığı açmış. "Esselamu aleyküm anneciğim, sizi göresim geldiği için çelik bastonum iğne gibi oluncaya kadar yol yürüyüp sonunda sizi buldum" deyip saygıyla selamlamış kız. Yılan ağanın annesi "Eve gelir gelmez seni görmemem işe yaradı, yoksa seni çiğnemeden yutardım" demiş. "Şimdi buyruğumu yerine getir, ben başımı yıkayacağım. Sen hemen teyzenlere git, yoğurt, tarak, ayna, ak ve kara ip al gel." Kız saygıyla eğilmiş ve yola çıkmış. Yolda eğri büğrü bozuk bir duvara rastlamış. Duvardan bir parça alıp ufalamış ve ağzına koymuş. "Oh, ne kadar tatlı" demiş. "Sanki helva." Yoluna devam etmiş. Suyu masmavi olmuş, pis kokulu havuza rastlamış. Kız havuzdaki suyun tadına bakmış ve "Zemzem suyuna benziyor, çok güzel suymuş" demiş. Yine yoluna devam etmiş. Yolda büyükçe bir kapıya rastlamış. Avluya bakıp içeri girmiş. Bakmış ki atın önünde kemik, köpeğin önünde yonca duruyor. "Bu da nesi? Atın önünde kemik, köpeğin önünde yonca olur mu hiç?" diyerek kız kemiği alıp köpeğin önüne, yoncayı da alıp atın önüne koymuş. Kendisi de avlunun üst tarafına doğru ilerlemiş. "Esselamu aleyküm teyzeciğim, iyi misiniz? Beni annem gönderdiler. Annem başını yıkayacak. Yoğurt, tarak, ayna, ak ve kara ip verir misin?" Bana bunları alıp hemen geri dön diye tembihlediler. Bunu duyan yaşlı kadın kahkahalarla gülmüş. "Sen önce benim başıma iyice bir bakıver" demiş. Kız kadını 40 kavağın arasına götürmüş. Kadın başını kızın dizine koyup yatmış. Kız onun başına bakıp bitlerini bulup öldürüyormuş. Bir bit öldürdükçe kadının saçının bir telini bir kavağa sıkıca bağlıyormuş. Böylece 40 biti öldürmüş ve kadının saçlarını 40 kavağa sıkıca bağlamış. Sonra avludan yoğurt, tarak, ayna,
ak ve kara ip alıp kaçmış. Onun kaçtığını gören kadın öfkeyle arkasından koşmak istemiş. Kadın öfkesinden saçlarını yolmaya başlamış. Saçlarını kavaklardan çözerken bir taraftan da bağırıyormuş. ''Hey kapıcık, onu yakala! Hey duvarlar, yolunu kapayınız! Hey havuzcuk, onu suya gömünüz!'' Fakat kız kapıya yaklaşınca kapı kendi kendine iyice açılıvermiş. Duvarın üzerinden atlayıp geçmek üzereyken duvar kendiliğinden ikiye bölünüp yol vermiş. Havuzdan yüzerek geçmeyi düşünen kız suyun yanına varınca su kendi kendine yol vermiş. Kız rahatça geçip gidiyormuş. Kız koşarak yola çıkmış. Yılan ağa hızlı koşan yağız bir at ile orada kızı bekliyormuş. Kızı görür görmez hemen ata bindirmiş ve hey deyip atını uçuruvermiş. At tavşan gibi hızlı uçup gidiyormuş. Kadın ise saçlarını yolarak onların arkasından ok gibi takip ediyormuş. Hey benim güçlü atım, onu takip edip yetiş. Hey benim vefalı köpeğim, onları paramparça et diye bağırıyormuş. At yoncadan başını kaldırmıyor, köpek ise kemik kemirmekten vazgeçmiyormuş. Kısacası her ikisi de yerlerinden kımıldamıyorlarmış. Bunu gören kadın eteklerini kanat yapıp silkinerek tavşan gibi uçan atın arkasından kovalıyormuş. Onun rüzgarı etrafı sarıyormuş. Kovalaya kovalaya atın kuyruğundan yakalayacak gibi olmuş. Felakete yakalanmak üzere olduklarını sezen yılan ağa dönüp arkasına bakmış ve yoğurdu sertçe yağan yağmur gibi döküvermiş. Arada büyük bir buz tarlası oluşuvermiş. Bu tarla dik kayalar ile kadının yolunu kesmiş. Kadın bin meşakkat ile buzul kayaları aşıp geçmiş ve yine yılan ağaya yetişmiş. Tam yakalamak için elini uzattığında yılan ağa tedbiri elden bırakmamış ve tarağı yere atmış. Arada kocaman ağaçlar büyümüş ve büyük bir orman peyda olmuş. Kadın ormanın öbür tarafında kalmış. Bin meşakkatle kadın ormanı da geçmiş, sonra yine kovalamaya başlamış. Tam yetişeceği sırada bu sefer kız aynayı yere atmış, arada büyük bir ırmak peyda olmuş. Irmağın öbür tarafında kalan kadın bağırmış, ''Irmağa nasıl geçtiniz yavrularım?'' Kız ve yılan ağa cevap vermişler. Bizler kaftanımızın eteklerini çıkardık ve onlara taş doldurup yüzerek geçtik. Kadın bu söze aldanmış ve eteklerini çıkarıp onlara taş doldurmuş. Sonra kendini ırmağın suyuna bırakmış ama su derhal onu kollarına almış. Kadın suyun altında kaybolup gitmiş. Kadının ırmağın sularında kaybolmasıyla birden büyü bozulmuş, bütün sihir çözülmüş. Yılan ağanın öfkeli annesi mülayim bir kadına dönüşüvermiş. Yılan ağa da evvelkinden de güzel bir delikanlı haline gelmiş. Hep beraber küçük kızın babasının yanına gelmişler. Büyük bir düğün yapmışlar. Onlar murat ve maksatlarına ermişler. Uzun ve mutlu bir hayat sürmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri bu masalı okuyana, birisi de bu masalı dinleyenlere. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.